Arkadaşlar merhaba, Tarih Hocam YouTube kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber YouTube ve Instagram'da çok fazla soru sorduğunuz hocam, tarih dersine nasıl çalışabilirim? YKS'de nasıl iyi bir not alabilirim ve KPSS dersine nasıl çalışabilirim gibi soruların cevabını vereceğiz arkadaşlar. Bu videomuzla beraber YouTube ve Instagram'daki bütün soruların cevabını bu videoda toplamış olacağız arkadaşlar. Öncelikle KPSS dersinden başlayalım isterseniz. Bildiğiniz üzere KPSS dersi genel kültür, genel yetenek yani Türkçe, matematik, tarih, coğrafya, bir de vatandaşlık güncelden de 6 soru geliyor. Toplam 120 sorudan oluşan bir sınavdır. Ön lisans, orta öğretim ve KPSS lisans şeklinde yapılmaktadır. Ve çift yıllarda katılım sayısı çok fazla olmaktadır arkadaşlar. Bu yıl belki 3-4 milyona yakın insan bu sınava gireceklerdir. Peki KPSS'ye yeni başlayan arkadaşlarım KPSS tarihte nasıl kendilerini geliştirebilirler diye böyle bir ana başlık açalım. Hemen onun cevabını bu şekilde verelim. Arkadaşlar KPSS tarihe hiç çalışmamış arkadaşlarım öncelikle kendilerine uygun bir YouTube kanalı veya dershaneye gidiyorlarsa hocalarından takip ettikleri hocalarının notlarını alarak örnek veriyorum. Bir hocamızın ismini verelim. Mesela Ramazan Yetkin'in YouTube'a yüklediği 96 tane video var KPSS tarihiyle ilgili. Onu günlere bölerek arkadaşlar. Mesela günde 3 video izleyerek bunu bir ayda halledebilirsiniz. Fakat bu şekilde halledebilirsiniz. Bunu da size söyleyeyim. Örnek veriyorum. Bugün İslamiyet öncesi Türk tarihinden konusunu dinlediğiniz zaman hocanın kendi yayını bir de yanında 2 tane farklı yayın. Yani A yayını ve B yayından da yani toplamda 3 yayından İslamiyet öncesi Türk tarihinin sorularını çözerek bu konuları unutulmaz hale getirirsiniz. Tarih bittikten sonra arkadaşlar ise ne yapacaksınız? Mesela coğrafyaya geçeceksiniz. Coğrafya dersinde aynı şekilde hocadan dinliyorsanız o hocanın kitabını ve yanında 1 ve 2 yabancı kaynakla beraber toplam 3 kaynaktan sorularını çözerek pekiştirebilirsiniz. Aynı durum vatandaşlık dersi için, aynı durum matematik için de geçerli arkadaşlar. Zaten Türkçe'de paragraf, sözel mantık geliyor. Ve bildiğiniz üzere bir de sıfat, isim tamlama tarzında 3 veya 4 tane soru geliyor. Türkçeden 30 soru, matematikten de 30 soru, tarihten 27, coğrafyadan 18, vatandaşlıktan 9 ve güncelden 6 soru gelmektedir. Bu şekilde KPSS sınavına sıfırdan başlayan arkadaşlarım hazırlanabilirler. Ve bu konular bittikten sonra aynı şekildeki taktikle ne yapacaksınız? Branş denemelerine geçeceksiniz. Örnek veriyorum. Tarihten 27 sorudan oluşan tarih branş denemesi, coğrafyadan branş denemesi ve vatandaşlıktan branş denemeleri alıp bunları günlük olarak ikişer tane çözüp hafta sonlarında evinizin yakınında bir kurum varsa denemelere veya kendiniz çıkarmış olduğunuz, almış olduğunuz denemelere saat 10-15'i ayarlayarak, saat tutarak hangi dersten hangi dakikada çıktığınızı yazarak kendinizi test edebilirsiniz. Deneme çıkışında da arkadaşlar mutlaka yapamadığınız soruların analizini yaparak KPSS sınavından güzel bir not alabilirsiniz. Bu süreç çok zorlu bir süreç çünkü Ramazan ayından çıktıktan sonra yaz ayı geliyor. İlkbahar ayında ders çalışmak her zaman bildiğiniz üzere zordur arkadaşlar. Hava cıvıl cıvıl, insanlar dışarıda, sizin ders çalışmanız zorlaşabilir. Fakat siz de ne yapacaksınız arkadaşlar? Güzel hedeflediğiniz bölüme atanmak için bu güzel günlerden vazgeçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Temmuz ayında yapılıyor. Genel kültür yeteneğe giren lisans arkadaşlarım, bir de onların ÖABT'ye girecek öğretmen arkadaşlarım ve Eylül'deki ön lisans, sonra gelen Ekim'deki orta öğretim arkadaşlarım, bir yılınızdan az bir süre kaldığı için sizin bu günlerden artık fedakarlık etmeniz gerekiyor. Çünkü bir şeylerden vazgeçemezseniz hayatınızı kazanamazsınız arkadaşlar. O yüzden KPSS'ye ciddi bir şekilde çalışmak isteyen arkadaşlarım bu şekilde çalışabilirler. Ne kadar fazla kaynak, ne kadar fazla denemeye girirlerse o kadar iyi sonuçlar alabilirler. Buradaki en önemli noktamız neydi arkadaşlar? Çok fazla soru çözüp ve denemelerden çıktıktan sonra analiz yapmak arkadaşlar. Analizden sonra eksik olduğum konu, örnek veriyorum, o 17. yüzyılda Osmanlı tarihinde eksiğim var, antlaşmalarda eksiğim var. Hemen 3 branşta çıkmış sorular çözüp veya çıkmamış sorular yayınlardan çözüp onu pekiştirerek arkadaşlar KPSS'de muhteşem sonuçlar alabilirsiniz.
Bu süreçte vazgeçmemek çok önemli. Moral motivasyonumuzu her zaman üstte tutmalıyız. Arkadaşlarımızın laflarına, ailemizin, iş yerindeki arkadaşlarımızın laflarına kulak asmamalıyız. Çünkü her zaman yolumuzda taşlar, engebeler çıkacak. Bu yolu kazanan arkadaşlar bu engebeleri aşan arkadaşlarım olacak. Bu süreç zorlu bir süreç. KPSS'ci arkadaşlarım için tavsiyelerim bu şekildedir. Ve şimdi sıra YKS'ci arkadaşlarımda. YKS'ci arkadaşlarım, TYT'de tarih 5 tane soru geliyor. AYT'de ise 10 tane tarih sorusu gelmektedir. Zaten TYT kısmındaki 4 soru yoruma dayalı. Bir soru ise bilgi şeklinde gelmektedir. Örnek veriyorum, bilgi nasıl gelebilir? Atatürk'ün ilki ve inkılaplarından gelebilir. Lozan Barış Anlaşmalarından gelebilir. Mondros, Mudanya'dan, Londra Konferansı'ndan, Milli Mücadele döneminden bilgi sorusu gelebilir. Dördü zaten yoruma dayalı sorudur. Paragraf içerisinde cevabı bulmaya çalışacaksınız. TYT'deki tarih kolay arkadaşlar. Burada sayısalcı, sözelci, eşitlikçi arkadaşlarım buradan hiçbir şekilde soru kaçırmazlar. Çünkü basit TYT'de gelen tarih. Ama AYT kısmındaki tarih neydi arkadaşlar? AYT kısmındaki tarih bilgiye dayalı olduğu için güzel bir YouTube kanalından konuyu dinleyeceksin. Aynı şekilde 2 veya 3 farklı kaynaktan sorularını çözüp düzenli olarak haftada bir çarşamba, bir de pazar günü veya cumartesi günü TYT denemesine girip haftada bir kez de AYT denemesine girmen gerekiyor dostum. AYT denemelerinden korkmaman gerekiyor. Yakın bir zamanda MSÜ'ye giren arkadaşlarım sınavda ne kadar yığılma olduğunu gördüler. Yani bu sınava giren rakiplerimizin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Her geçen yılda bu rakipler gitgide artıyor. Senin tek yapman gereken arkadaşım, Ramazan'dan sonra sınava tam 45 gün kala senin her gün seri denemeleri girmen lazım. Hiçbir şekilde boşamaman lazım. Bir gün sabah TYT 10-15'te başlayıp TYT, ertesi gün AYT 10-15'te başlayıp analizlerini yapıp ertesi güne geçmendir. Hiçbir şekilde boş bir günün geçmemesi lazım. Önünde çok az bir zaman kaldı. Bu zamanı avantaja çevirebilirsin. Sakın ha sakın yazın, ilkbaharın gelişine aldanma dostum. Bunlar gençlik hevesidir, gelip geçicidir. Sen ne yapacaksın? Bu süreçte son kalan günlerini çok iyi ve dolu dolu denemelerle geçirmen lazım. Hiçbir çözülmemiş soru bırakmaman lazım. Bütün kaynaklardaki soruları çözmeye gitmen lazım arkadaşım. Yatarken konu, uyanırken direkt paragraf denemeleriyle başlayıp o gününü böyle dolu dolu geçirmen lazım. Çünkü senin rakibin çok fazla. Güzel bir bölüm istiyorsan, eşit ağırlıktan hukuk veya sınıf öğretmenliği tarzı bölümler istiyorsan çok çalışman lazım. Sayısalcı arkadaşlarım ise ne yapmalı? Tarihten hiçbir şekilde soruları kaçırmayıp TYT'de coğrafya hocalarının kodlamalı videolar var. Onları izleyerek coğrafyanın haritalarını, boğazları, kanalları pekiştirerek, yani o YKS'de çıkan, yani TYT kısmından çıkan 20 sorudan hiçbir şekilde soru kaçınılmazsın umarım. Artık gerisi senin matematik ve Türkçe yeteneğine, fen, kimya, biyoloji yeteneğine kalmış oluyor arkadaşlarım. Bir de son sorumuz olan neye geçiyoruz? Hocam, tarih dersine ben nasıl çalışabilirim? Arkadaşlar, tarih dersi çok basit bir ders olarak görünse de çok basit bir ders değil. Neye dayalı? Ezbere dayalı bir sınav olduğu için senin sürekli ezber yapmana gerek yok. Böyle yapmalısın arkadaşım. Örnek veriyorum, bugün dinledin. Anadolu İslamiyet öncesi Türk devletlerini bitirdin. Sonra Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliklerini bitirdin. Anadolu'da kurulan ikinci Türk beylikleri, Osmanlı Devleti'ni bitirdikten sonra senin tekrar başa dönüp bu konuları üstten hızlı hızlı okuyup ve gerekirse arkadaşlar kitabı alıp birine anlatınız. Çünkü tarih ezberlemek değil. Birine anlatırsanız unutmazsınız. Örnek veriyorum, 1. Murat'ın yaptığı savaşları anlatın. Yükselme dönemini veya Fetret dönemini anlatın ki aklınızda yer edinsin. Birine anlattığınız hiçbir şeyi unutmazsınız. Örnek veriyorum, kimse mi yok? Kitabı alın evde, odanızda bağıra bağıra tarih konusunu anlatın. 2. Mehmet döneminde, yani Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethinin nedenlerini, sonuçlarını böyle haykıra haykıra anlatın birilerine. O şekilde tarihi unutulmaz hale getirirsiniz. Milli Mücadele dönemine geldiğinde ise orası bilgi olduğu için çok fazla kaynak ve çok fazla soru görmeniz gerekiyor. Bu şekilde tarihi unutulmaz hale getirebilirsiniz. Ve bu videoyu izleyen arkadaşlarım, önünüzde çok zorlu bir süreç var.
aile etkeni var, arkadaş, hayat, aşk olabiliyor arada bir insanlarda, heveslere, gençlik heveslerine kapılıyorlar. Dostum, senin hayatta bir şansın var. Bu sınav önünde duruyor. Zaten geçmiş sınavlara mezun arkadaşlarım için geçerli bu konuşma. Geçmiş sınavlarda da yaptığımız hataları lütfen bu sınavda yapmayalım. Bu sınavı atlattıktan sonra gezebilirsin, tozabilirsin, istediğin her şeyi yapabilirsin. Git üniversitede, git atandığın şehirde yap arkadaşım. Bu süreçte aileleriniz sizden bir sonuç, insanlar, akrabalarınız, herkes sizden bir sonuç bekliyor. Siz bu zorlu şartlar altında zor bir sınav sisteminde bir şeyler başarmaya çalışıyorsunuz. O yüzden bu videodan sonra kalan günlerinizi lütfen dolu dolu soru çözerek, videolarla, her boş anınızda bile konu videoları izleyerek geçirin ki arkadaşlar, bu sınavda hedeflediğiniz, hayalinizdeki olan üniversite, hayalinizdeki olan şehirlere gidin. Çünkü ezel ile ebed arasında bir hakkımız var. Onu da çok güzel değerlendirmemiz gerekiyor. Bu videoyu da çok güzel bir sözle bitirmek istiyorum. Hayatımızı ortaya koymazsak eğer hayatımızı kazanamayız arkadaşlar. Bu da size güzel bir motivasyon cümlesi olsun. Bu video inşallah bundan sonraki süreçte sana faydalı olabilir. Tarih Hocam, YouTube kanalına sürekli tarih videoları atıyorum. Onları çözerek bu süreçte kendini geliştirebilirsin. Bu sınav sürecinde Allah yardımcın olsun. Kendine dikkat ediyorsun ve hiç durmadan her gün soru çözerek bu sınavı başarıyorsun arkadaşlar. Bu videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmuyorsun. Bu yolda sana başarılar diliyorum.